Yasin Akın, 37 yaşındayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi mezunuyum. Üniversite mezuniyetinden sonra şehrime geri dönerek ticarete girme kararı aldım. Bu süreçte düşünme ve araştırma sürecinde mevcutta olan Olgan Kimya ticaretle bir ortaklık yapısıyla bu işe başladık. 2017 itibariyle de dümenin başında tek başına ben geçtim. Aydın'da kendi sektöründe satış ve üretim alanında tek olan Olgan Kimya sahibi Yasin Akın'dan firma hikayesini dinliyoruz. Olgan Kimya bünyesinde temizlik malzemesi ve ekipmanları bölümünde tüm ihtiyaçları giderebileceğimiz ürün gamımız mevcuttur. Bunlar elektronik makineler, aparatlar da dahildir. İşte yer otomatları vesaire, diğer türlü sarp malzeme grupları. Zaten kendi kimyasal üretimimiz devam etmektedir. Alanında en iyi markaların Aydın dispiritörlüğünü yapmaktayız üretimimizin yanında. Tüm temizlik ihtiyaç ve profesyonel tarafta da ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede ve ürün gamına sahibiz. Kendi üretimimizin milli duygularla, Aydın Kazansın duygularıyla her zaman yaptığımız kendi üretimimizden konuşabiliriz. Geçen sene bir yatırım atılımı yaparak İzmir'de 1983 kuruluşlu bir şirketi, yine bizim gibi üretim yapan bir şirketi satın alıp bünyemize kattık. Burada da bölgemizde çok fazla bilinen ev hanımlarının temizlikte ve her tarafta kullanabilecekleri Linda Banyo diye bir ürün vardır. Bu markayı şirketiyle beraber satın aldık ve bu ürünü daha da bölgesi olarak ve ulusal tarafta yayma planımız mevcuttur. Peki. Bizim total kapasitemizde Aydın'da yok, tekiz. Nasıl? Burada tabii rakiplerimiz var. Üretim tarafındaki rakiplerimiz ayrı, tedarik tarafındaki rakiplerimiz ayrı. Ayrı ayrı rakiplerimiz var ama birleştiğinde hepsi birleştiğinde Olgan Kimya'nın bütünü de tek ve şeydir, ilktir Aydın'da. Üretimini yapan, tedarini yapan, bu kadar ağda, bu kadar yaygın bir şekilde tedarini yapan tek firma Olgan Kimya'dır. Yaşamın var olduğu her alanda temizlik için gerekli tüm malzemeleriyle hizmetlerini sürdüren Olgan Kimya, yurt dışına da ürün göndermeyi hedefliyor. Tüketim yapılan herkes, bu evler de dahil, bunda ofisler de dahil, işte poliklinik de dahil, hastane de dahil, devlet kurumları, oteller, restoranlar, fabrikalar, insanın yaşadığı, tüketimin olduğu her yer bu alana girmektedir. Gıdadan sonra temizlik ürünleri, gıdadan sonraki en hızlı tüketim malzemeleridir. Ve gıdada olduğu gibi gıdanın haricinde kullanat olduğu için sürekli sirkülasyonu olmak zorundadır. Bundan sonraki en büyük hedefimiz artık iç piyasada ulusallaşmaya yavaş yavaş başladık. Bu adımları devam ettirmek ama 2024 için en büyük hedefimiz ihracat. Bunun için görüşmelerimizi yapmaktayız. Arap Yarımadası'nda birkaç görüşmelerimiz var. İşte Arabistan, Dubai, Katar Emirlikleri, işte Kuveyt, oralarda girişimlerimiz var. Azerbaycan'da girişimlerimiz var. Bu yıl içinde en büyük hedefimiz ihracata ürünlerimizi göndermek. Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan firma sahibi Yasin Akın, krizi doğru yöneterek büyümeye gidilebileceğini anlattı. Sektörel olarak tek söyleyeceğim şey, az önce de söylediğim gibi gıdadan sonraki en temel ihtiyaç maddesidir, tüketim maddesidir. Sektör ölecek bir sektör değildir hiçbir zaman. Doğru iş yapıldığı sürece bu sektörün para kazandırdığı, insanlara ekmek kapısı olduğu bir gerçektir. İşin diğer tarafı, girişimci olarak diğer tarafı insanların, bizim tarafta
çok ekstra fark yaratabilecekleri opsiyonlar çok nadirdir. Zaten artık standartlaşmış, belli bir kademeye gelmiş bir sektördür. Rekabeti de çok yüksektir. Burada sadece risk eşittir kazanç gibi bir tarafımız var. Doğru zamanlarda doğru riskleri alarak, krizi doğru yöneterek her zaman çok daha hızlı büyüyebilir ve farklı bir bakış açısı yaratabilirler.